Carpex'in wheel cleaner, jant temizleyici. Carpex'in ürünleri genellikle başarılı oluyor. Ben daha önce jant temizleyici aldım, kullandığım zaman jantlarda bir morarma meydana geliyordu. Bunda böyle bir morarma gerçekleşmedi. Sıkıyoruz şu şekilde. En sevdiğim yanı bunları sıkmak. Bayağı zevkli oluyor. Temizledi gibi sanki. Morartmadan temizliyor bence. Bence de. Daha önceki aldığım ürün morartarak temizliyor diyordu. Aa, sanki tertemiz oldu. Jantın kullanmadan ve kullandıktan önceki hali siz videoda takip ederseniz görebilirsiniz. Bence güzel, başarılı. Daha önceki Kavazlar videomuzda da görmüş olduğunuz gibi ne Carpex'in ürünü kullanıyorum. Bu arada yıkamacı arkadaşlardan özür diliyorum. Ben kesinlikle profesyonel değilim. Kendi çapımla, kendi aracımı yıkamaya çalışıyorum. Hemen şöyle göz kararı döküyoruz. Daha öncesinde 4-5 kapak dökmüştüm. İstediğim köpürtme sonucunu alamamıştım. İçine su koyduk. Güzel bir köpürme meydana geldi. Yani basınçlı bir araç yıkama makinesi elinde olmayanlar için Kavazar'ın bu ürünü tavsiye ederim. Bu da araç yıkama videomuz olsun. Ben beyaz kapağı tercih ediyorum. Beyaz kapak gayet başarılı. Mavi. Diğer iki tane daha kapağı var ama bunları o kadar çok beğenmedim. Şimdi aracımızı yıkamaya geçelim. Çok da kapak alıyoruz. Kesilmesini sağlıyoruz. O videoda çok köpürtememiştik ama makine bence gayet başarılı. Bakın. Şöyle camları da yapalım. Sonucu görüyorsunuz. En iyi nasıl oldu? Kendi aracınızı evde basit bir şekilde yıkamak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bence bayağı başarılı ya. Gelip biraz sıkıyoruz zaten. Bu arada ben fırça kullanmıyorum. Aracı bununla temizliyorum. Şöyle kir pası güzelce bir aksın. Temizlensin. Araba baba beni yıka diyor. O yüzden yıkama zamanı geldiğini düşündüğümüz anda yıkıyoruz. Kirlerinden, paslarından temizlensin arabamız. Ben aracın kaportasını temizlemek için mavi bir sünger kullanıyorum. Jantlarını temizlemek için sarı bir sünger kullanacağım. Siz istediğiniz renklerde tercih edebilirsiniz ama jantlarla kaportayı farklı süngerler kullanın. Şu an nefes nefesi kaldım. Gerçekten çok yorucu bir iş. Süngerimizi aldık, hemen jantlarımızı görüyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar Hyundai ikili
Şöyle hortumun başına takabileceğiniz, yıkarken de kullanabileceğiniz bir aparat aldık biz. Şöyle bayağı tazyiklatıyor. Güçlü. Yani hortumdaki suyu basınçlı bir hale getiriyor neredeyse. Öyle de söyleyebilirim. Normal bir şekilde basıyorsunuz şöyle tabanca. Bakın bırakıyorum, basıyorum. Pazar günü kendi kendinize ne yapacağınızı düşünüyorsanız böyle bir etkinliği kendi başınıza evde yapabilirsiniz. Hem aracınız temizlenmiş olur hem de spor yapmış olursunuz bu nebze. Benim belli bir sıralamam yok ama genelde yukarıdan aşağı yapmayı düşünüyorum. Tabanca abiler bu konuyu daha iyi biliyordu. Azıcık atmadık aracımızı biz de dışarıda. İkiye'den aldım. Şöyle yandaki suyu alabilmek adına. İkiye'nin izinleri de başarılı oluyor. Trendyol'dan mikrofiber temizlik bezi aldık. 50-70 ebatlarında. %80 polyester, %20 poliamit yazıyor. Açıklamaya linkini bırakırız. Almak isteyenler alabilir. Ben birkaç defadır kullanıyorum. Gayet memnunum. Teki yetiyor aracı tamamen kurulamak için. İçten almaya hiç gerek yok. Yine de son kararsın. Şöyle koyuyoruz. Wow, şovunu yaptın gerçekten. Zetli camda çok etkin oluyor. Tek seslerde. Ben mesela şu ölçüde en altı kirlenirse kirlensin diye sonra siliyorum. Buraya en son kurulayalım. Şöyle. Görmüş olduğunuz ürün de yine Carpex'in lastik parlatıcısı. Sprey şeklinde olanı satın aldık. Bu ürün de başarılı. Şöyle lastiklerimizin son halini, jantlarımızın son halini görüyorsunuz.